Ne söylemek istersiniz? Yani söylediklerine dair veya etkisine dair, sizin anladığınız şeye dair. Yani beni en çok ilgilendiren tarafı bu yaşananlardan ızdırap çeken insanların, ölenlerin yakınlarının ne oldu, nasıl oldu bunları bilme hakkı var. Bunun insan hakkı olduğuna inanıyorum. Beni en çok o tarafı enterese ediyor hocam. Eyvallah abi. Şey yapın, konuşmacı daha bizim YYK'dan da kimse gelmedi. Vahdettin Hocam geldi şimdi. Moderatör olarak yazmıştım. YYK'da değil kendisi ama. Tahir Hocam geldi. Evet, onları hemen moderatör yapayım. Evet, Sihiniçi Bey, şey, sizden ses gelmedi ama yorum yapmak ister misiniz? Can abi kısaca bir şeyler söyledi. Şimdi sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Çıktım. Ha, şimdi geliyor. Tamam. Ben geçenki sohbetimize katılmıştım. Gülcane Bey'le ilgili. Oradaki YouTube şeyini de falan da izledim. Evet. Ahmet Dönmez'le ilgili söylemek istediğim olay, tabii ki Ahmet Dönmez bu konudan bahsedene kadar birçok insan konuya inanmak istemiyordu. Yani bir şekilde tuzak kurulmuştur. Asla bir alakası yoktur. Özellikle FETÖ'lüler kesinlikle böyle bir şey izin vermiş olamaz falan gibi bir tepki gösteriyordu. İşte yandaş medya olsun, muhalif medya olsun, bu tip yerlerde konuşulan şeylerin tamamını toplam insanlar iftira diye değerlendiriyordu. Fakat Ahmet Dönmez'in yazıları çok etkili oldu diye düşünüyorum. En azından birilerinin kamptaki insanları da, kamptaki işte Fethullahçıların dahil alttaki birçok kadrodaki insanları da bu konuya bir şekilde ikna ettiklerini ve onlardan böyle bir izin kopardıklarını ikna etmek için de işte zaten siz bir şey yapmasanız bile Hulusi Akar zaten darbe yapacak falan şeklinde bir argümanla konuyu onların önüne getirdiklerini ve onların da buna razı olduklarını yavaş yavaş cemaatin tabanı ikna oluyor diye düşünüyorum. Ahmet Dönmez'in tabii ki çok cesur bir çıkışı var. Eğer bu çıkışı yapmasaydı, daha doğrusu bu çıkışı yaptığı zaman kendisinin ajan ilan edileceğini falan biliyordu. Ona rağmen yaptı. Çok saygı duyuyorum yaptığına. Aynı zamanda cemaatin tepesindeki insanların da hala bir onu duymamadıktan gelmesini, hatta asla sosyal medyaya kimse girmesin, işte aklınız karışıyorsa okumayın falan tarzındaki tepkilerinin de çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir an önce çıkıp birisi açıklama yapmalıdır. Mehmet Değerli diye birisi kampa geldi mi? Kaç gün kaldı? Fethullahçılarla görüştün mü? Hulusi Akar'dan mektup getirdiğini söyledi mi? Çünkü o insanlar kampta yaşıyorlar. Yani bunları bilmiyor olamazlar yani. En azından çıksınlar, yalanlasınlar ve evet böyle bir şey oldu ama biz ayrıntısını bilmiyoruz falan desinler. Yani hiç yokmuş gibi davranmaları bence çok ayıp yani. Ben yani cemaatin tabanındaki insanlara da hani sizin ne düşüneceğiz bizi ilgilendirmiyoruz. Biz bir şey söylersek dinleyin. Biz söylemiyorsak kulaklarınızı kapatın. Duymayın falan gibi bir tepki gösteriyorlar. Tepkisizlik tepkisini gösteriyorlar. Daha doğrusu yalanlayamamaları zaten bu olayın gerçek olduğunu anlatıyor yani. Yalan olsaydı yalan derlerdi. Çıkar birisi derdi ki yok böyle bir şey olmadı derdi. Demek ki olmuş yani bir şeyler. Bunu Eyvallah hocam. düşünüyorum. Katılıyorum ben size. Evet. Neyse diğer arkadaşlara da söz vereyim. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Herkes gelebilir. Bir arkadaş kayıt alıyor. Zaten bu yukarıda da record işaretinden gördüğünüz üzere. Vahdettin hocam. Merhabalar. Merhaba İyi hocam. günler. Evet, konumuz Ahmet Dönmez'in yazıları. Ahmet Dönmez'in 2016'dan sonraki işte darbe girişiminden sonraki kaleme aldığı şey vardı biliyorsunuz bu 15 Temmuz'un neresinde? Cemaat 15 Temmuz'un neresinde diye bir yazı serisi olmuştu. TR724'te yazıyordu o zamanlar. O yazı dizisi de çok ilgi çekmişti. Yani bayağı bir ben de takip ettim. Hatta satır satır okudum. O dönemde çok ciddi cemaat içerisinden çok ciddi tepkiler aldı. Bunu biliyorum ben. Zaten sonunda da TR724'ten ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü bir şey daha özgür hissetmesi gerekiyordu kendisine belki. Çünkü yazacağı şeyler veya kendisine ulaşan bilgiler, belgeler neyse, çünkü yurt dışında şu an özellikle Avrupa'da askeri bürokraside, hukuk bürokrasisinde veya devletin diğer hayati müesseselerinde görev yapmış, çalışmış bir dönem cemaat içerisinde
çok önemli vazifeler yapmış, görevler yapmış insanlar. Yurt dışındalar. Bu insanlar Ahmet Dönmez'e ulaşmaya başladılar. Bildiklerini paylaşmaya başladılar. Konuşmaya başladı. Ben de kendisiyle irtibat kurdum, görüştüm kendisiyle. Hatta ilk kez ben Ahmet Dönmez'e anlattım yaşadıklarımı. Kendisi beni dinledi. Yaklaşık WhatsApp üzerinden 3-4 görüşme yaptık, uzun görüşmelerdi. Yaşadıklarımı anlattım. Dava dosyamda neler olduğunu anlattım. İddianamemi gönderdim kendisine. Beni dinledi. Ben Ahmet Dönmez'e benim gibi onlarca insanın ulaştığını, hani deniliyor ya, kaynağın ne, bilgin ne, belgen ne filan diye soruluyor. Benim gibi insanlar, şu an yurt dışında veya Türkiye'de de olanlar vardır. Bir şekilde ulaşıp yaşadıklarını Ahmet Dönmez'le paylaştılar. Hala da paylaşıyorlar, ben eminim. Son yazdığı yazılarla alakalı yine konuşuruz tabii de. Özellikle benim vurgulamak istediğim bir şey var. Şimdi mesela Ahmet Dönmez bir sürü isimden bahsediyor. Yani orada işte kampta hala şu an aktif görevde olan, cemaatin karar verme mekanizmasında çok önemli görevleri olan, yetkileri olan insanlar var. Bu insanların hiçbirisi bir açıklama yapmıyor. Yani biraz önce arkadaşımız da, benden önceki arkadaşımız da değindi. Çıkıp hani Ali Yurtsever'in dediği gibi, siz kimsiniz ki size, siz bileceksiniz demişti ya hani şeye, Çavuşoğlu, soy ismi Çavuşoğlu, Gülşah Çavuşoğlu hanımefendiye. Gülşah Çavuşoğlu hanımefendiye siz kimsiniz ki bileceksiniz demişti. Aynı kafa yani, biz kimiz ki bileceğiz ki yani bunları, bizim zaten bilmemiz mümkün değil. Halbuki sükut ikrardan gelir değil mi hocam? Tabii. Bakış açısı bu. Yani biz kimiz ki yani, siz işte altta tabanda ne derse yapan işte bir ruzname geliyor, o ruznameyi tatbik eden, işte onu uygulayan kişilersiniz yani, siz tabansınız işte. Siz kimsiniz ki bunları bileceksiniz veya bu kararları tartışacaksınız veya şey yapacaksınız. Neyse, bakış açısı bu. Bu insanların hiçbirisi çıkıp bir açıklama yapmıyor. Ben de mesela sizinle yaptığım YouTube söyleşisinde veya başka mecralarda bunları ifade ettim. Benim muhatap aldığım insanların hiçbirisi çıkıp konuşmuyor. Benim hiç tanımadığım, bilmediğim insanlar bana ulaşıp bir takım sorular soruyorlar bana. Bunu katıldığım bu odalarda soruyorlar. İşte kardeşim sen fitne çıkartıyorsun, sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunun belgesi nerede, şu nerede, bu nerede? Ya kardeşim, aynı soruları çıkın Naci Tosun'a sorun, Ali Yurtsever'e sorun, Barbaros Kocakurt'a sorun, Hamdullah Öztürk'e sorun, aynı soruları. Çıkın Abdullah Aymaz'a sorun, Avrupa'da, orada, Almanya'da şu an, yakalayın, sorun ya. Kardeşim bizi nasıl böyle bir işin içerisine çektiniz falan diye sorun yok. Onlar büyük abi, onlara sorulmaz. Yani onlara sorulabilir mi? Yani ayıp olur. Onların bir bildiği vardır. Abiler şey demişlerse veya yapmışlarsa bir bildikleri vardır şeklinde bir bakış açısı var. Ben Ahmet Dönmez'i çok cesur, delikanlı ve ilkeli bir duruş sergilediğini görüyorum, gözlemliyorum. Kendisini daha önce görüşmelerimizde de tebrik ettim. Buradan da tebrik ediyorum. Bunların sorulması gerekiyor. Bu sorulara birilerinin cevap vermesi gerekiyor. 5 yıl geçti. 5 yılı devirdik. Çıkıp birilerinin bizi adam yerine koyup, insan yerine koyup açıklama yapması gerekiyor. Yapmadıkları zaman da ne yapıyorlar? İşte iftira atıyorlar. Şimdi Ahmet Dönmez'e de işte MİT'e çalışıyor filan dediler. Bana da aynı iftiraları attılar. Ben de MİT'e çalışıyormuşum. Benim ve benim gibi arkadaşları da işte bu şekilde çıkıp konuşan arkadaşları da işte MİT'e çalıştığımı, dezenformasyon yaptığımı, yanlış bilgilerle işte tabanın zihnini bulandırdığımı. Hatta geçen gün bir tane eski polis bir arkadaş Twitter'dan bana 23 bin kişinin ismini verdiğimi söyledi. Düşünebiliyor musunuz? 23 bin. 13 bindi, 23 bine çıkartmışlar. Ya akıl alır gibi değil ya. Yani akıl alır gibi değil. Yani bu insanlar
bu insanlar bakın bu tarz hikayelerle ve masallarla uyutuluyorlar, uyuşturuluyorlar. Ahmet Dönmez'e de aynı şeyler yapılıyor. Eminim ben yani. Çünkü onun yaşadıklarını ben de bir nebze yaşıyorum. Çok yazık, çok üzülüyorum. Yani şu an yine söz gelirse konuşuruz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani bence Ahmet Dönmez'i yapılan onlara yani hani ona işte neyim saçma sapan mitçi şucu bucu iftiralarından daha kötüsü görmezlikten gelinmesi. Yani hani şöyle tepki verenler arasında büyük bir kısmı hani negatif tepki veriyor. O ayrı bir problem. Ama bence daha büyük bir problem şu. Tepki veren oranı az. Yani bir sürü insan ya okumuyor ya da okuduğu halde hiçbir şey söylemiyor. Yani hani bu Gülen cemaati sonuçta yani hani sayısını kimse bilmiyor ama diyelim milyonlarca insanın zamanında alakasının olduğu bir grupken şimdi yani YouTube videolarını yine de hani bayağı bir izleyen oluyor ama hani milyonluk bir insan topluluğunda bu oranlar çok az. Yani hala görmezden gelinilmesi bence çok büyük bir problem. Tahir hocam müsait olmadığını, sesli bir ortamda olduğunu söyledi. Sıra Çağlar'da. Çağlar. Merhaba arkadaşlar, iyi zamanlar. Merhaba hocam. Allah'ın selamıyla söze başlamak isterim. Geçen hafta vaktim vardı benim. Yani kaç saat, 3 saat falan konuştuk bu konuyu. Onun özetini ben boş bilirim. Yani özeti genelde çok güzel bir odaydı. Yani herhangi bir troll gelmedi. Herkes duygularını paylaştı. Hala gönül bağı olan arkadaşlar kırgınlığını, hayal kırıklığını, üzüntüsünü paylaştı ve yani işte yazılarda bulmaya çalıştığı bazı eksikleri yani genel olarak saçmalıkları yani saçma geliyor yani çok çocukça geliyor. Orada işte yetişkin, aklı başında olan insanların çocukta yaptığı hareketleri bir türlü sindiremiyor, kaldıramıyor. Çok güzel bir laf söyledi Ahmet Dönmez son yayınında. Geçmiş olsun bu arada. Allah acı şifalar versin. Neydi? Beceriksizlerin, tarihteki beceriksizliğin yerini küçümsemeyin. Başka dinleyenlerden hatırlayan varsa öyle o mealde bir şey söyledi. Yani beceriksizlik, insanın kabiliyetsizliği, yorgunluğu, ondan sonra zaaflarını biz küçümsemememiz gerekiyor. Onu kenara koymamamız gerekiyor. Herkesin var. O anlamda başka neler konuşuldu? Ben dosyanın çoğunu okumuş arkadaşa Erkan'a sordum. Dedim böyle böyle yani dosyalarda mahkemelere yansıyan artık kaç bin dosyaysa ne kadar okumuşsa yani oradaki hükümetin rolünü hükümetin bu konuya bilmesini takip etmesini bunun tasarlamasını planlaması noktasında elimizde veri var mı işte konuşanlar var mı yani atıyorum bir bakan bile çıkıp söyleyebiliyor bana diyor başbakanım dedi Emre artık yeter beni de yakmayın bize siz söylediğiniz mealini bir şeyler söylüyorlar mı diye sordum yani hükümetin rolünü sordum o da bu arada böyle Erkan, bir şey Erkan yanında hocam Erkan kendisi de şey yapabilir istersen o Erkan evet, evet. Taraflardan evet yani şunu demeye çalışıyorum ben yani benim de özellikle ilgimi çeken kısım Ahmet Dönmez'in ara ara söylediği, hükümetin de bu işin içinde olduğu, tasarladığı, yönettiği gibi. Ben de bu konuda elimizde bir veri var mı, bilgi var mı, tanık var mı, şahit var mı diye merak ediyordum. Böyle bir şeye denk gelmediğini söyledi. Yani benim kanaatim de o yönde şu anlık. Ama aksi bir elimize belge çıkar, şahit çıkar. Yani kanaatim değişebilir. Bence o da önemli. Son olarak da aklımda kalanlardan yani Ahmet Dönmez hala cemaati yani böyle sürüklenen yani böyle kurban rolünde anlatıyor yani işte yani her şey çok iyiydi ama bunlar bu şeye bulaştırıldı mealinde bir şeyler söylüyor.
Yani ben bence kurban rolünde değil de fail rolünde gibi geliyor bana cemaat bu yapılan yanlış harekette. Yani o noktadaki tonu biraz şey, biraz daha yani hakikat sanki o yönde de onun tonu o yönde gibi geliyor bana. Tabii zaten sen de ara ara söylüyorsun, hakikat ne Ahmet Dönmez'in anlattığı ne de yani ya, ama hakikati çok yakın şeyler anlatıyor elindeki ulaşan belgelere göre. En büyük sıkıntı da Vahdettin Polat'ın söylediği gibi ismi geçenlerin hala konuşmaması. Hala yani sükut ikrardandır. Zaten o konuşmamakta bir kabullenme var. O ayrı bir şey. Yani konuşmayarak da zaten çok güzel şeyler söylüyorlar anlayana. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Erkan, sıra sende. Merhaba hocam. Çağlar merhaba. Abi geçen hafta ulaşmıştı. Söylemişti zaten. Ben orada konuşmuştum. Yani orada birçok kanaatimi söyledim. Şu an çok kısa bir değerlendirme yapayım. Olayı iki yönden değerlendireceğim. Daha sonra tekrar üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle yani ben bu yazıların tamamını okudum. Bu 15 Temmuz'la alakalı Ahmet Dönmez'in yazılarının hepsini okudum. Ayrıca işte katıldığı programlardaki bu süreçteki konuşmalarını da dinledim. Kendi kanalda yayınladığı videoları da izledim. Yani şeyi takip ettim. Bence bu yazıları iki boyutlu değerlendirmek lazım. Birincisi işin zaten Ahmet Dönmez Amerika'da yaşanan kısımları anlatıyor daha çok. Yani daha çok işte kampta yaşanan kısımları anlatıyor. Zaten başlığı da o yani içeriden adım adım nasıl sürüklendi diyor. Yani zaten bunu anlatması bence çok güzel bir şey. Çünkü şu an hani Türkiye'deki mahkemelerde de işte şu an Türkiye'deki insanların bildiği şeyler yalnızca işin Türkiye'de yaşanan kısımları. Yani işte bunların bazıları işte bazı generaller, bazı işte imamlar bunların konuştuğuyla ancak konuştuğu kadarıyla bizim 15 Temmuz'la alakalı bilgilerimiz bunlarla sınırlı. İşin Amerika boyutunu sadece birkaç kişi biliyordu ya da çok az sayıda insan biliyordu. İşte o arada neler konuşuldu, işte neler yaşandı, kim kime ne söyledi, bu iş nasıl planlandı falan. Bunları kimse bilmiyordu. Dolayısıyla işin bu yönde bakması gerçekten çok aydınlatıcı. Yani orada yaşananlar işte bu hani Mehmet Değerli'nin isim veriyor, farklı kişiler anlatıyor açıkçası. Bu isimlerin benim için çok bir önemi yok ama şeyi çok merak ediyorum. Yani mesela şu an kronolojik olarak yavaş yavaş 15 Temmuz'a doğru geliyor işte. En son 2015'te yaşanan olaylar anlattı. İşte Kasım seçimleri sonrası yaşananlar, işte dizayn edilmeler, en son işte o mektuplar falan. Yavaş yavaş artık şeye doğru geliyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani 15 Temmuz'a doğru geliyor. O süreçte şunu merak ediyorum. Zaten Nisan ayında bu işte Akıncı'da yakalanan 5 tane sivil var. Bunların hepsi şey Pensilvanya'ya gidiyorlar. Mayıs'ta gidiyorlar. Haziran'ın sonunda yine keza orada bulunuyorlar. En son Temmuz 11 Temmuz'da da işte Adil Öksüz, Kemal Batmaz beraber gidiyorlar. İşte Pensilvanya kampa gidiyorlar. Mesela orada neler konuşuldu, neler yaşandı? Onlarla alakalı bir bilgiye, kanaata sahip mi? Onlarla alakalı ne yazacak? Onları çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü onlar da hani benim açımdan bu resmi tamamlayacak noktalar. Ayrıca zaten sonuç yazıları yazacağını da söylüyor. Yani şey bittikten sonra birkaç tane sonuç yazısı yazacağım diyor 15 Temmuz'un üzerine genel kanaatleriyle alakalı. Onlar da bence hani genel itibariyle aydınlatmak için çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bir de şeyi söyleyeceğim yani bu işin hani Ahmet Dönmez'den her şeyi beklemeyiz. O sadece işte içeriden nasıl sürüklendiğini anlatıyor, Amerika boyutunu anlatıyor. Ama ilerleyen bölümlerde işin bence Türkiye bölümlerine de değinmesi lazım. Çünkü 15 Temmuz'la alakalı çok fazla bilgi kanaati olmayan insanlar ya da işte yani ortalama bilgiye sahip olan insanlar orada yaşananlarla Türkiye'deki o darbenin bağlantısını kurmaları kolay değil. Yani mesela Türkiye'de işte tamam kampta bunlar yaşanmış, işte Cahit Mehmet Değerli mektup götürmüş, işte orada imamlar bir şeyler söylemişler falan. Tamam sonucunda ama generaller nasıl bu darbeyi ikna oldular veya onlar neyin karşısında böyle bir içe giriştiler? Mesela işte 16 Temmuz sabahı Mehmet Partiyoş diye bir general var. İşte bu Tuğ General, bu atama listelerini hazırlayan ve altında imza soran isim. Onun odasından bir not çıkıyor, eşini yazdı. İşte, sevgili eşim, seni her şeyden çok seviyorum ama bu kalkışmayı yapmasaydık bizi ömrümüzün sonuna kadar hapse atacaklar diye bir not var. İşte altına da imzasını atmış. Onu eşine o şekilde yazmış. Mesela hani işin bir de bu boyutu var. Türkiye'de işte askeriyede yaşanan bir boyut var. İşte keza Türkiye'deki mahrem imamlar boyutu var. İnşallah ileride o kısımlarda değinirse biz de bu iki olay arasındaki bağlantıyı daha kolay kurarız diye umuyorum. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İleride tekrar dönersek eyvallah. Konuşurum.
Eyvallah. Şu anda tüm konuşmacılarımız bir defa konuştu. Tahir Hoca müsait mi bilmiyorum. Yani ortaya açabiliriz. Evet bu ama ben uzun süredir YouTube'a girmiyorum çünkü çok fazla YouTube izliyordum. Ama Ahmet Dönmez'in tüm yazılarını okudum. Yani bu son yazı dizisinde ondan öncekileri de Ahmet Dönmez'i kaçırmıyorum yani. Fakat böyle bir tane başka bir birisiyle yaptığı programda artık bu yazı dizisinden sonra çok cemaat işine girmeyi düşünmüyorum gibisinden bir şey söylemiş. Eğer öyle söylediyse bu yazı dizisinden sonra hani başka bilgileri elinde olsa bile onları belki zaten yeterince söyledim şeklinde söylemekten söylemeyebilir. Umarım söyler. Yani bu Türkiye'de olanlara dair de bir problem şey oluyor herhalde. Hani cemaat mensupları diyeyim. Hani bu davalarda söylenen şeylerin hepsini işte siz bu işkenceleri bilmiyor musunuz, şunları bilmiyor musunuz falan diye. Hani işlerine gelmeyenleri hepsini yalan deyip geçiyorlar. O ayrı bir problem. Onu eklemiş olayım. Tahir Hoca herhalde müsait değilmiş. O yüzden ortaya açabiliriz tekrar. İstediğimiz sırayla konuşabiliriz. Can abi kısa konuştu. Can abi bir şeyler eklemek ister misiniz? Can abiden ses yok. O zaman Hocam şey seni yapalım. biraz dinliyorum ben müsaade ederseniz. Tamam. Tamam abi. O zaman Hocam Ahmet müsaadenizle Hocam ben buyur. şimdi Ahmet Dönmez'in yazılarından dikkatlice ben okuyorum yani çünkü şeyi az çok bu başımızdaki abilerimizin işte ben de jandarma yapılanmasındaydım. Başımızdaki abilerin işte o kuvvet imamı olan veya onun bir altındaki işte bölge temsilcisi sıfatıyla görev yapan abilerimizin şeylerini biliyorum. Yani az çok nasıl diyeyim, nasıl hareket edebileceklerini veya nasıl tavır tutum takınabileceklerini tahmin edebiliyorum. Şimdi mesela kuvvet imamı diye lanse ettiğimiz kişiler işte bu kara, deniz, hava vesaire. Bunlar dönüşümlü olarak birer aylık süre ile kampta nöbet sistemi var zaten. İşte bir ay jandarmanın imamı orada, o dönüyor. Hemen yerine işte kara kuvvetlerin imamı orada kalıyor ve bir tane orada üst seviyede bir mahrem imamı yani sürekli zaten kampta bulunuyor. Yani hocayla sürekli kontak halinde, iletişim halinde zaten hocanın onlara karşı özel bir kredisi var. Herhangi bir zaman bunun şeyi yok. 7/24 görüşme şeyleri var. Ayrıcalıkları var zaten orada. Şimdi mesela Mehmet Değerli üzerinde çok durdu Ahmet Dönmez. Şimdi Mehmet Değerli'nin getirdiği işte bir takım bilgiler, bir takım işte söylediği işte Hulusi Akar burayı uydudan dinletiyormuş, işte mektup getiriyor, hatta kıyafetini, üniformasını filan getiriyor vesaire vesaire. Hocanın Mehmet Değerli'nin sözüyle, lafıyla hareket edebileceğini şey yapmıyorum ben. Yani salt Mehmet Değerli'ye bağlamamak lazım. Yalnız buradaki kritik nokta şu, bunu Ahmet Dönmez de sık sık vurguluyor. Fethullah Gülen teyit etmesi şeylere soruyor sürekli. Bu mahrem imamlara soruyor. Özellikle işte Adil Öksüz gibi, bu İsmail Kokuroğlu gibi bu mahrem imamlara sürekli ya bu Mehmet Değerli bir şeyler söylüyor. Hani bu nedir filan deyince hocam işte söyledikleri doğrudur şeklinde bir teyit olayı var. Yani bu adamlar bir şekilde Mehmet Değerli'yi orada refere ediyorlar. Yani yoksa Mehmet Değerli'nin işte babasının eski Cahit Değerli'nin işte eski esnaf olmasından mütevellit işte falan filan adam 1,5 yıl orada kampta bir fiil kalmış. Kendisine özel bir yer verilmiş falan filan. Yani bu şey anlatım bence çok gerçekçi değil. Hoca Mehmet Değerli'nin sözüyle falan filan hareket edebilecek birisi değil. Mümkün değil. Yani bunu tutup sadece Mehmet Değerli'ye bağlamamak lazım. O işte bu kuvvet imamlarının Adil Öksüz gibi işte kara kuvvetleri ve vesaire diğer kuvvet imamlarının ve bizim belki ismini bilmediğimiz bir sürü imam var.
bunlar bir şekilde bu adamı refer ediyorlar ve doğrulatıyor bunları yani. Burada çok ciddi bir sıkıntı var, çok ciddi bir problem var. Şimdi ben bir şey paylaşacağım. Bir hani olayın tabandaki ve bizim gibi insanlar için çok belki şey değil ama benim gibi insanlar için çok şey değil ama mesela tabandaki arkadaşlarım, o safiyane düşünen arkadaşlarımız için bir akıl hastanesi örneği vereceğim eğer vaktimiz varsa İsa Bey. Buyurun hocam. Şimdi yatırıldığı akıl hastanesinde ölü olduğuna inanan ve bu nedenle de yemek yemeyen ve hiçbir yaşamsal faaliyete katılmayan bir akıl hastası tüm uzman psikiyatristlerce girişilen her çabaya rağmen ölü olmadığı konusunda bir türlü ikna edilemiyor. Diyor ki ben ölüyüm. Ben ölüyüm diyor. Hastanın bu kararından vazgeçmeyeceğini anlayan ve tedavisini üstlenen psikiyatristlerden birisi sonunda hastaya ölülerin kanayıp kanamayacağını dair bir soru yöneltiyor. Hasta tabii ki kanamaz çünkü ölülerin tüm hayat fonksiyonları durmuştur der. Bunun üzerine psikiyatrist küçük bir iğne alıp bir deney yapar. Küçük bir iğne alıp hastasının parmağına batırır. Bir müddet şaşkınlıkla parmağına bakan ve kanadığını gören hastanın tepkisi çok ilginçtir. Lanet olsun, ölüler de kanarmış. İbn-i Sina'nın çok güzel bir sözü var, onu da ekleme yapmak istiyorum. Hiç kimse görmek istemeyen bir kadar kör olamaz. Bakın, yani benim de bir mottom var biliyorsunuz. Uyuyor numarası yapanları uyandıramazsınız. Hiç kimse görmek istemeyen bir kadar kör olamaz. Şimdi burada maalesef yani şimdi ben o yapıdaki iç işleyişi bilen birisi olarak oradaki o abilerle bir şekilde temsilci seviyesindeki kuvvet imamıyla falan çok muhatap olmadım ama temsilci seviyesindeki abilerle yıllarca muhatap olmuş birisiyim. Yani kuvvet imamının bir altındaki şahıslarla. Ya bu abilerin o ruh haleti, o olaylara çözümleme şeyleri, o bakış perspektiflerini falan düşününce ben bunların hiçbirisinin garip karşılamıyorum. Yani hiçbirisini garip karşılamıyorum. Bu Pakraduni meselesi mesela. Yani inanılmaz mesela işlendi bu bize mesela. Bize Hamdullah abinin, Hamdullah Öztürk, hala abi diyorum. Hamdullah Öztürk'ün bizatihi şeyiyle mesela bu Chronicle dergisi yıllarca zorunluydu bize. Abone olduk biz. Chronicle dergisi biliyorsunuz milletin kim kimdir, kim Ermenidir, kim bilmem nedir falan filan diye bu başında da şey vardı. Tuncay Opçin vardı mesela. Boğaziçi Yayıncılık AŞ diye bir şey kurulmuş, bir şirket kurulmuş. O şirket üzerinden yayın yapan Tuncay Opçin'in başında olduğu bir dergi. Bu dergi mesela o dönemde çok enteresan yazılar, çok enteresan şeyler yazmaya, haberler yapmaya başladı. İşte o dönemdeki çok önemli kuvvet komutanlarından tutun, çok önemli kanaat önderleri, sanatçılar, şunlar bunlar, işte bunlar nerededir, hangi köylüdür, Ermeni midir, Rum mudur vesaire. Satır aralarında böyle şeyler falan var. Ve bu dergi bize şeydi, zorunluydu ve biz aboneydik buna biliyor musunuz? Yani ister okuyun, ister okumayın, bunu mecbur abone oluyorduk. Parasını alıyorlardı abiler bizden. Ben daha sonra bunu öğrendim. Hatta Tuncay Öpçin'le o dönem bir Twitter üzerinden de yazışmam olmuştu. Başında kendisinin olduğunu teyit etmiştim. Bu adam yıllarca bu dergiyi çıkarttı, bu şeyleri hazırlayan kişi. Sonra bu adam, bakın aynı kişi, Emre Uslu bu adam için MİT'e çalışıyor dedi mesela bir odada. Bizim olduğumuz bir odaya Emre Uslu katılmıştı. Tuncay Öpçin için MİT'e çalışıyor dedi. Bu şahıs, bu MİT'e çalıştığını söylediği şahıs, benim Ruşen Çakır'a bilgi taşıdığımı yazdı. Tweet attı, düşünebiliyor musunuz? Ya o kadar saçma salak, o kadar yani böyle akıl dışı, o kadar absürt bir olay var ki yani ve bu yazılan, çizilenlere maalesef inanıyor insanlar. Tuncay Öpçin'in o yazdığı tweet'i onlarca kişi retweet etmiş. Baktım sonra ben, daha sonra inanamadım. 10 sayı yani. Hocam. Genelde yüzler oluyor böyle şeyler. Yani evet. 10 yani sayı yüzlerce kişi. Ucuz kurtuluyor. Evet. Sonra aynı adam
Bu Murat Akkoç beni hedef gösterdiğinde, resmimi falan yayınlayıp hedef gösterdiğinde onu retweet edip işte bakın bu böyleymiş falan diye tweetler attılar. Bunların çalışma sistemini ben çok iyi biliyorum. Yani bu abilerimizin maalesef bir dönem tırnak içinde abilerimizin çalışma yöntemlerini çok iyi biliyorum. Gerek Hamdullah Öztürk'ün gerek diğerlerinin maalesef şu an dut yemiş bülbül gibi hiçbir şekilde bir açıklama yapmıyorlar, konuşmuyorlar. Ahmet Dönmez onlarca isim orada zikrediyor. Onlarca isim yok. Ya şu ne kadar trajikomik bir olay mesela Naci Tosun'un şey yaptığı o kamptaki işte tutuyor Mustafa Sarıtaş'ın parodi videosunu gerçekmiş gibi hocaya dinletiyor falan filan. Orada işte ya yani akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil. Ben Naci Tosun'u bizzat bilen ve tanıyan birisiyim. Yurt dışında misafir ettim kendisini. Tanırım yani. O beni hatırlamayabilir belki ama Vahdettin Polat olarak. Yani öyle şey kapasiteli bir şey değil. Böyle şey birisi yani böyle normal rutin işte sohbet, muhabbet yensin, içilsin, gezilsin, tuzulsun. Öyle karar verecek, karar verme mekanizmasında işte inisiyatif alacak tipler değiller bunlar. Kesinlikle değiller. Bunlar Ahmet Dönmez'in de işaret ettiği gibi Mustafa Özcan gibi daha böyle perde arkasındaki daha operasyonel tiplerin kullandığı bunlar maşalar. Onu anladık biz. Abi diye yıllarca şey yaptığımız, temenni ettiğimiz insanların ne kadar boş, ne kadar kalibresiz insanlar olduğunu zaman bana tefsir etti, gösterdi. Ve bu insanlar çıkıp iki kelam etmiyorlar ya. İki kelam etmiyor. Koskoca adamlar utanmıyorlar da yani hala çıkıyorlar. İşte Ramazan programlarında filan ayet tefsir ediyorlar. Hadis yorumluyorlar falan filan. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ve bu insanlardan bazıları tutuyor. Ahmet Dönmez gibi arkadaşlarımıza hakikatin peşinde olan arkadaşlarımıza ayetlerle, hadislerle, mızrakların ucuna ayet, hadis takarak bir nevi cennetle, cehennemle tehdit ediyorlar. Kafir diyorlar, münafık diyorlar. Sen kimsin de insanlara kafir, münafık diyorsun ya? Haşa. Eyvallah. Ve bu insanlar... evet, uzatmayayım. Peki. Estağfurullah. Yok yok, ispat ettik. Güzel. Ben uzun süre önce yazmıştım, birkaç defa yazdım. Yani Ahmet Önmez hakkındaki delikanlı ifadesine daha önce söylenenden katılıyorum. Onun haricinde şunu da söyleyeyim Kazım Bey'e geçmeden. Yani Ahmet Dönmez aslında bu yaptığı şeyle kurtarabildiği kadar, ekliyorum oraya, kurtarabildiği kadar cemaatin namusunu kurtarıyor. Çünkü bu grubun içinde bakın hani hakikati önemseyen, her şey ortaya çıksın isteyen insanlar da varmış diyor. Ama çok çok azınlıkta bu insanlar ve onun başında Ahmet Dönmez var. Sağ olsun, var olsun diyorum. Devam edelim. Kazım Can Bey, buyurun. Evet. Hangisi? Can Bey mi, ben miyim? Kazım Can. Soy isminiz de evet. Can galiba. Evet. Ya ben şunu söylemek istiyorum bu şeyle ilgili olarak da. Yıllarca içimizde yapılan bu yanlışlıklara göz yumuldu. Yıllar sonra çıkıp da yani hani böyle şeyleri yazıyorlar ya, neden o zaman seslerini çıkarmadılar, neden o zaman bunları sorgulamadılar, neden o zaman bunları gündeme getirmediler? Ben bunları hani şey yapmak istiyorum. Yanlış yapıldığında keşke duyurulsaydı. Yani birileri kendi içinde saklamasaydı, yargılasalardı derken yani yanlışı yapan kişiyi şey yapsalardı, uyarsalardı, ne bileyim farklı şeylerde uyarsalardı yani. Demek istediğim bu. Yıllar sonra olan olayları o dönemde bilen insanlar hiçbir şekilde duyurmadılar. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Yani bu da bir yorum tabii ki. Hani bunun cevapları var bence de. Çok da uzatmaya gerek yok ama şunu mesela söyleyeyim. Bu Emir Yıldız'a bunun gibi hani sonuçta yaptığı, şahit olduğu şeyleri anlatıyor. Zamanında neden anlatmadın? Onunla alakalı mesela askeriyede hani cemaatten olup da gizlice bir şeylere karışan insanlarda bu mahrem dizisinde falan da belki abartılı şekilde abartılı olduğunu düşünebilir. Anlatılıyor. Yani öyle bir şey ki, birincisi bu bir psikoloji var insanların üzerinde. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. İşte aslında bunlar yanlış ama falan şeklinde bir şey var. Allah rızası için yapıyoruz diye bir her şeyi yani oradan doğruluk çıkarmak gibisinden. Diğeri de mesela
Hani diyelim abini şikayet edeceksin, şunu şikayet edeceksin. O zaman güç, yani bu askeri savcılarda güç mesela cemaatin elinde. Dolayısıyla bunun bir işe yaramayacağı söyleniyor. Diğer bir mesele de mesela Ahmet Dönmez. Bütün bu detayları, işte Mehmet Değerli'nin, şunun bunun, Cevdet Türkoğlu'nun neler yaptığını zaten zamanında bilmiyordu. Yani öğrendiği zaman anlatıyor. Bu ikinci tarafı. Üçüncü tarafı da şu. Tamam, mesela birileri zamanında bildiği halde anlatmamış. Şimdi hiç anlatmaması mı lazım zamanında bildiği için? Yani tamam, bir yanlış yapmış. Şu anda yapması gereken, önceden yanlış yaptım diye. Yanlışı söylememek mi, söylemek mi? Bence doğrusu söylemek. Benim kısa cevabım budur. Ama çok bir tartışma haline gelsin istemiyorum. O yüzden Caner'le devam ediyoruz. Caner, buyur. İsa hocam merhaba. Merhaba hocam, Ya merhaba. benim yorumum şu şekilde hocam. Şimdi bu örgütteki arkadaşlar da bazıların, hepsini de demeyeyim de bir direnç görüyorum ben. Yani şöyle bazı şeylerde hatayı kabul ediyor. İşte kim darbeyi yaptıysa Allah belasını versin. Ama darbeyi yapan kendilerinden olan arkadaşlarda hiçbir sorgulama yapıldığını görmüyorum. Ki bu örgüt İstemediği kişiyle evlenenin bir de üstünü çizip işte Ümit grubuna atabiliyordu. Söz dinlemiyor bunlar diye. Ama tankla sivil öldüren birisine hata etmiş deyip hala savunabiliyor. Ben o motivasyonu anlayamıyorum. Yani hangisi daha kötü? İstemediğin biriyle evlenmek mi? Yani senin gösterdiğin biriyle evlenmemesi mi? Yoksa devlete kastetmesi mi? Yani sivillere kurşun sıkması mı? Bence olması gereken şu. Yani bu örgüt liderinden gücünü almıyor. Altında samimi çalışanlar, o duygusu sömürülen insanlardan gücünü alıyor. Bu duygusu sömürülen insanların bir silkinip kendine gelip ya bu enerjilerini gerçekten faydalı olan bir şeye aktarmaları lazım. Yani Pensilvanya'dan yönetilmelerin hiç gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ya benim gözlemlediğim o şekilde. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Caner. Çok sağ olasın. Mert Bey. Saygı ve selamlar. Ben şöyle Selamlar hocam. geç girdim ama yine de dinleyebildiğim kadarıyla daha önce Vahdettin Bey de belki birkaç kere dinlemiştim. Ya ben şunu demek istiyorum. Biraz önce o bir arkadaş burada dedi, bahsetti de Kazım. Ya şimdi siz de İsa Bey söylediniz. Şimdi o zaman işte Vahdettin Bey de anlatıyor. Madem hani ben de buna takılıyorum. Madem suçlu Ahmet Dönmez de belki bir ton yazıyor. Ahmet Dönmez'in yazıları zaten çok böyle birbirleri arasında bilgileri veya işte puzzle'ı birleştirdiğiniz zaman çok böyle birbirleriyle uyuşmayan şeyler var. Ben çok da ona itibar etmiyorum işin açıkçası. Ama benim de kafama takılan şu, yani madem o zaman suçtu, madem o zaman şeydi, niye o zaman böyle alkışlandı, niye şey oldu? Bu şey, yani aslında ben şunu görüyorum, belki yanlış, belki doğru düşünürsünüz. Yani özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra. Şimdi ben bir Vahdettin Bey'e soracağım mesela diğerlerine. 17-25'ten sonra niye çıkıp o zaman şey yapılmadı? Yani Vahdettin Bey'in şahsında değil de genel olarak diyorum. Yani niye mesela 17-25'ten sonra şey mı bir çıkıp niye demediniz veya gidip işte belli başlı yerlere işte böyleydi, şöyleydi falan diye niye denmedi? Ben yani şunu da görüyorum. Yani yanlış anlamayın, odayı da şey yapmak istemiyorum. Biraz böyle Ahmet Dönmez'in böyle kendine biraz pay kapma şeyi var. Yani çok şeyler de söylemek istemiyorum ama şahsına. Böyle kendine pay kapma kendine, ama çok da öyle cemaat içinde etkili olmuyor. Bakın işin açısını söyleyeyim. Kimse de bu türlü safsatalara inanmıyor. Gerçekten inanmıyor. Yani ben açık söyleyeyim, yani çok böyle insanlar itibar etmiyor. Ben o kadar insanlarla da konuşuyorum. Çok da böyle şeyi almıyorlar. Yani Ahmet Dönmez'in yazılarını. Belki izleyenler çok var. Ben de izliyorum. Ama izlediğim, kabul ettiğim anlamına gelmiyor. İnsanlar sadece izliyor. İşte kendine bir köşe kapma yarışı gibi geliyor. Genellikle özellikle ben şuna takılıyorum. Yani ismini hatırlamıyorum ama Turgut Özal Üniversitesi'nde veya Ankara'da özel bir üniversitesinde, Cemaat Üniversitesi'nde bir akademisyen vardı. İsmini unuttum şu anda. Mesela o da bazı şeylerden bahsediyor. Madem işte diyor ki şu vardı, bu vardı, o vardı, öyle vardı. Maaş alırken iyiydi. Orada cemaatin bir köşesini kaparken iyiydi yani. Keyfin yerindeydi. Yiyordun, içiyordun. O zaman da yerken içerken suç işleniyordu. Şunu yapıyordu, bunu yapıyordu falan. Ya bunlar birazcık böyle hani bel altı vuruşlar gibi geliyor. Çok, yani ben size açık söyleyeyim. Burada belki saatlerce konuşur ama çok bunlara itibar edilmiyor bakın cemaat içinde. Ben de şöyle yurt dışındayım.
böyle hani Türkiye'den gelmişiz falan. Böyle konuşuyorum falan. Ya aşağıda küfür olmasın ama çok da edin bunlar diye. Herkesin bakın bağımsız olarak izleyenler bile ya çok da itibar edilecek şeyler değil yani. Bir nevi şey gibi şu anda AK Parti'nin durumu da buna benziyor. Yani AK Parti'nin içinde işte birileri çıkıyor diyor ki şöyle oldu, böyle oldu falandı, pişmandı diyor. İşte insanlar yani çok söylemek istediğim bu yani o şey gibi akademisyen gibi işte Ankara'da görüyor. Ben biliyorum kendisinde. Çıkmış diyor işte şu yapılıyor. O zaman yerken içerken niye söylemiyordu? Eyvallah niye, hocam. Şunu da söyleyeyim. Ya mutlaka hani ya bir de hani şunu da vurgulayacağım. Şimdi birileri açıklasın falan deniyor. İşte şudur budur falan. O birilerinden açıklansın şeyini o zaman 15 Temmuz'dan önce 17-25'ten önce siz açıklayaydınız kardeşim. Çıkaydınız o zaman. Gideydiniz madem çok böyle yasalardan yanaydınız. Ondan sonra hukuktan yanaydınız. Bakın bunlar şu anda kimse yanlış anlamasın. Özellikle bakın benim aklımda da mesela itirafçı var. Mesela itirafçı olmuş. Yani aslında ben itirafçı da değilim de iftiracı. Yani öyle tutarsız şeyler söylemiş ki ben bir ildeyim mesela. İldeyim. Hocam konuyu toparlayabilir miyim? Yok toparlıyorum İsa hocam. İtirafçı olmuş. Ya ben o ile 2011'de tayinim çıkmış öğretmenim. Bana demiş ki 2009'da buradaydı demiş. Ya ben diyorum kendisine ulaştım. Niye şey yapıyorsun diyor. Diyorum bir ses soluk. Yani birbirinden tutarsız çok şeyler var. O yüzden yani son şey söyleyeyim. Çok da Ahmet Dönmez'in şeylerine çok da itibar edilmiyor yani. Siz burada saatlerce konuşuyorsunuz ama yani insanlar itibar etmiyor. Ben bizzat görüyorum. Şu anda eyvallah. Yurt dışında bizzat. Eyvallah hocam. Yani ben şöyle bir cevap vereyim. Vahdettin Hoca'ya karşılıklı bir şey olsun istemiyorum zaten de. Bu birincisi bütün bu olaylar yapılırken mesela şey düşünelim. Çok mangalarını düşünelim. Çok mangaları cemaat tarafından yapılırken bunu ben hani iktidarın yani diğer güçlü olanların buna ne derler böyle biraz izin verdiğini düşünüyorum yani. Hani çünkü ne o zaman mesela AK Parti ile yani bence bunu en güzel özetleyen Ahmet Şık diyor ki AK Parti cemaatle beraber suç ortağı dedi. Yani bütün bunlar sırasında suç ortağı. Şimdi bu akademisyenden bahsettiniz kimden tam olarak emin değilim o yüzden isim vermeyeceğim. Tahmin ettiğim kişiler vardı. Bütün bu insanlara dair Mert Bey aşağıda odaya giremiyorum demiş de düşmüş. Tamam. Yani ben sizi geri alayım. Ama zaten karşılıklı sıra Vedat Hoca'da şey olmayacak yani hani karşılıklı konuşamayacağız. Ben sadece engellemiş olabilir diyor. Birisi engellemişse o zaman olabilir hocam bilemiyorum. İyisi neyse hocam, ben konuşmaya devam edeyim. Benim engellediklerim vardır. Ben kendimi aşağı alıyorum. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Demek istediğim şey şu. Birincisi Ahmet Dönmez'in sözlerini hani lafınız arasında böyle safsata gibisinden bir şey söylediniz. Bence safsatalık bir tarafı yok. Yani şey yapabildiği kadarıyla, duyduğu kadarıyla hani sonuçta birinci, ikinci insanların ağzından duyuyor. O sıralarda biraz abartılar falan olabilir ama bir hikaye ortaya çıkartıyor. Bu hikaye gayet tutarlı. Bu tutarlı hikayeye cemaat mensuplarının şey yapmamasının, önem vermemesinin psikolojik sebepleri vardır, başka sebepleri vardır ama bu anlatılan şeylerin değersiz olduğunu söylemiyor. İkincisi de yine benim biraz önce verdiğim cevaptaki gibi insanlar daha öncesinde söylemediler diye şu anda söylemeliler mi, söylememeliler mi sorusunda söylememeliler cevabı bu işin üstünü kapatmak isteyenlerin argümanı. Söylemeliler. Herkes bildiğini zamanında söylememiş olsa bile söylemeli. Yani bütün gerçekler çıkmalı ortaya. Benim düşüncem bu şekilde. Vedat Hocam buyurun. İsa Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Can Hocam selamlar. Ya ben şeyi fark ettim. Mert Bey konuşunca da bu toplumsal bir ikiyüzlülük herkese yayılmış. Mesela eleştiriler ne? İki taraftan bakalım. Nedir mesela? Ya nasıl bir darbe ki? Darbeden sonra Genelkurmay Başkanı görevine devam ediyor. Nasıl bir darbe ki? Milli İstihbarat'ın başındaki insan hala görevinde filan. Bunlar haklı eleştiriler ama bunu söyleyen karşı cenaha baktığın zaman oradaki yapıda ismi geçen bütün pisliklere bulaşmış isimlerin hiçbirinin tasfiye olmadığını görüyorsun. Ve bunu sorgulamıyor mesela. Aynı şekilde bir grup vardı 17-25'ten sonra diyordu. Ne diyordu? Çalıyor ama çalışıyor diyen bir grup oluştu.
bir sosyoloji harika vaka. Harika tespit hocam, araya katacağım. Gerçekten. Aynısını cemaate gönül vermiş insanlar da görüyoruz. Ama arkadaşlar tamam bak, ben gayet buradaki odalarda falan vicdani davranıyorum. Çoğu zaman hani o olayın insani boyutuna, ülkesini terk etmiş, hayatı alt üst olmuş, bir şekilde bedel ödüyor. Ve onların birçok şeye dahil olmadığını, bilgisi olmadığını umarak, hüsnü zanda bulunarak, hani böyle cadavının bir parçası olmam adına ya da gerektiğinde onların hakkını savunurmuş gibi ister istemez bir pozisyona da düşüyoruz. Bizi de sıkıntıya sokabilecek şeyler bunlar. Ama arkadaşım, sen şimdi kalkıp Ahmet Dönmez, ben bir gazeteciyim, gazeteci olarak baktığımda dört dörtlük bir gazetecilik sergiliyor. Yani sen bunu safsata, şudur budur diye diyeceğine, sadece oradaki iddiaların birinin peşine düşmüş olsan ve bunu sorgulamış olsan ve bunu hayatının bundan sonraki veçesine aktarabilsen, senin için buradaki en büyük kar budur. Ama bunu anlamıyorum, bu taassubu, bu görmemezliği. Ya Vodka Mehmet diye birisi var arkadaşlar, bakın. Siz bu adamları anlamıyorsanız, siz devleti tanımamışsanız, sen devlete sızmaya çalışmışsın, o kadar tedbir medbir bir şeyler uydurmuşsun ama hiçbir şey yok yukarıda. Devlet senin iliklerine kadar sızmış, oyuncak gibi olmuşsun ve buna inanan, bir şekilde kendini bu hareketin içinde ulvi mevzuları da feda etmeye hazır olan insanlar hiçbir şeyi şu an bile görmek istemiyor. Ya bunu algılayı anlayamıyorum ya. Bir insan başına gelen herhangi bir kazadan bile dert çıkartmanın yolunu arar. Sen kalkıp bugün buradan Mehmet Dönmez zaten Ahmet Dönmez saçmalıyor, ya Vahdettin Polat zaten iftiracı falan gibi bu söylemler değil. Senin buradan asgariye alman gereken şey, arkadaş bu adamın söylediklerinin binde biri bile doğru olsa bu benim inandığım her şeyi yerle bir edecek ölçüde. Ya bunu niye anlamıyorsunuz arkadaş? Ben kafayı yiyorum, bazen düşünüyorum, bu arkadaş diyorum hangi sahikle konuşuyor, hangi psikolojiye hakim, anlamaya çalışıyorum. Sen Vodka Mehmet meselesini çözsen, Mehmet Değerli'yi, koca koca adamların içine girdiği o çocuksa tavırları, o da bir Pensilvanya hayal ediyorum şu anda kafamda, bildiğin Bizans Sarayı. Odalar dinleniyor, koca koca adamlar bunlar size diyor, uydudan takip ediyor, al işte ses kayıtları diyor. Yani bu aymazlık ancak bu kadar zirvede olur diye düşünüyorum. Yani ilk halka, Fethullah Gülen'in içine düştüğü ruh hali. Yani bunları bugün eleştirmeyecekseniz ne zaman eleştireceksiniz? Bunları bugün söylemeyecekseniz ne zaman söyleyeceksiniz? Bu benim üzerime vazife değil. İsa Bey'in üzerinde vazife değil. Ama bu bir vaka. Bu vakadan da biz gördük, bugün yaşıyoruz. Zaman ve mekan bize şu anda emanet. Biz üzerimize düşeni yapmayalım mı? Biz de sizin gibi gözlerimizi kapatalım. Biz de sizin gibi görmezden mi gelelim? Benim öyle bir bağlılığım, öyle bir iltisakım yok. Ama vicdani olarak da, hani insani olarak da, böyle üst perdeden bir cadavına çıkan tarafta da değilim. Ama ben yurt dışında, 20 yıldır yurt dışında olan biri olarak, bu olay, hadise yaşandıktan sonra hayatı her iki taraftan da alt üst olmuş insanlar var. Bu bir beladır, bu bir kazadır, bu bir olgudur. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Maalesef 100 yıllık cumhuriyetimizin içinden geçtiği bir dönemde, şu an zamanda biz yaşadığımız için bizim birebir imtihanımızdır. Ya bu imtihanı hangi cenahtan olursan ol, bu solcunun da imtihanıdır, devrimcinin de imtihanıdır, bu ülkenin mütedeyyin insanların da imtihanıdır, bu ülkenin cemaatçiyim diyen insanların da imtihanıdır. Ama bu imtihanı bazılarının savsakladığını görüyorum. Şu anda görmezden geldiğini, hiç umursamadığını görüyorum. Nedir abi, sen Ahmet Dönmez'i neye göre eleştiriyorsun? Senin yapacağın tek bir şey var. Aynı şekilde 17-25'te yapacağın şey de aynısıydı. Vatandaş olarak kenara çekilip, buradan benim maksimum faydam nedir? Kim kimi ifşa etmiş, kimin kiminle derdi varmış, darbe miymiş, marbe miymiş değil. Ben buradan en maksimum şekilde nasıl faydalanırım? Kardeşim, bu rezillikten kurtulmamız lazım demen gerekirdi. Bugün de senin yapman gereken, abicim o safsata yapıyor,
bu bunu söylemiş, şu şöyleymiş, o iftiracıymış diyeceğine, ya bu iddialardan biri bile hayatidir deyip, Allah hepsinin belasını verip deyip hayatına devam etmen gerekirken, bugün kalkıyorsun, ben gazeteciyim, ben oradaki haberleri doğrulamayı da biliyorum. O adam da işinin gereği olarak hiçbir doğrulamadığı haberi yayınlayacak kadar aptal değil. Kaldı ki bu adam Erdoğan'a direkt soru sorabilmiş cesareti olan bir gazeteciydi. Onu niye o gün söylemedi de bugün söyledi. Kardeşim, çoğu insan o gün onları bilemez. Çoğu şeyi bilemiyor. Ben bakıyorum, bazı insanlar şu anda psikolojik sorunları var. Çünkü şu an gördüklerini kaldıramıyorlar. Ama bazıları da hiçbir şey olmamış gibi hala muhteşem üzerlerinde bir tevil etme becerisi var. Devam etsinler ama şunu yapmasınlar. Buradan bu olup bitenlerden rahatsız olan ve hakkaniyeti savunan ve kardeşim her türlü rezillik çıkarsa çıksın, bundan sonraki hayatımız bari tertemiz olsun diyen insanlara da lütfen laf atmasınlar. Yani ben burada da çok net çizgimi çiziyorum. Yani ben odalarda bazen konuşmalar olduğunda bile bakıyorum, karşısındaki insan hala cemaat savunucusu mu değil mi, ona bakıyorum. Savunucuysan arkadaşım git, nerede savunuyorsan savun. Git Pensilvanya'dan anlat derdini. Ama burada bu kadar hakikat varken hala kendini sorgulamadığını gördüğüm zaman bir insana ben rahatsız oluyorum Nisa. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Mehmet Hocam, teşekkür ediyoruz. Sıra Reşat Bey'de. Şimdi ben hizmetliyim, hizmeti savunucusuyum. Vedat Bey git Pensilvanya savunacak ama buna karşı olarak ben biraz yavaş şey yapacağım. Şimdi ben ne Ahmet Dönmez'i ne işte İsa Bey'si takip ediyorum. Ben genelde işime gücüme bakan biriyim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Herkes diyor ki hizmet öz eleştiri yapmalı. Pekala bu öz eleştiri nerede yapılacak, nasıl yapılacak diye sorduğunuz zaman, hani Ahmet Dönmez dışarıda tamam yazıyor, çok güzel. Ahmet Dönmez'in dışarıdan yaptığı öz eleştiri hizmete ne katar? Hizmetin içinden olan bir öz eleştiri hizmete ne katar? Bunu bu noktadan bakmak lazım. Ahmet Dönmez yazıyor, çiziyor, insanları okuyor, dinliyor, neyse her neyse. Ama olay şu noktada kopuyor. Öne göre Misal Bey, yani öğrenmek için, siz daha önce hizmette hiç görev aldınız mı? Veyahut hizmette bir bağınız oldu mu? Hocam ben bu konuda yazı yazdım. Okuyabilirsin. Ben yani ben öyle vaktimi sosyal medyada kısmında geçirmediğim için yani ben sadece hani konuşumu toparlamak adına soruyorum. Ben yani hiçbir zaman mütevellide bulunmadım. Böyle ev imamlığı üstünde bir görevde de bulunmadım. Ben şimdi şunu demek istiyorum, yani hizmetin içinden yani olmayıp dışarıdan hizmeti eleştirisini beklendiği zaman hizmete çok bir katkı sağlamaz. Ama şöyle söyleyeyim, ben hizmetin içinde bulunmuş, yurt dışında çalışmış, görev yapmış, okul müdürlüğü yapmış biri olarak konuşurum. Abi ben okul müdürlüğü yaparken de konuşmalarımda eleştiriyordum. Ve ben hala da eleştiriyorum. Ama nerede eleştiriyorum? Ben bunu eleştirirken toplantı yaptım, işler yaptım abiyle eleştiriyorum. Şimdi ben kalkıp bir sosyal medyada bunu eleştirsem bunun bir faydası olmaz. Hizmet içinde bir faydası olmaz. Eleştirecekse kardeşim toplantıda, sohbette, işlerde gelirsin. Abi sana bir gündem getirir. Abi ya benim bu gündem kafama yatmadı. Benden şunu sunam, önce şunları açıkla dediğin zaman bu hizmet, öz eleştiri, şeffaflık kısmına girer. Ya onun dışında Ahmet Dönmez yazı yazmış. O orada bu demiş, bu buradan bu demiş. Ya dışarıdan oynanan oyun, ben sadece şu noktaya geleceğim. Bir anekdotla bitirmek istiyorum. Belki bilenler vardır. Bir tilki muhabbeti var. İki tane tilki kafa kafaya koymuş. Demişler ki biz bir tavşanı döveceğiz. Tamam demişler, gitmişler tavşanı dövmeye. Demişler nerede lan şapkan senin, tavşanı dövmüşler. Aradan biraz zaman geçmiş, canları sıkılmış. Ya kardeş demiş, biz bu tavşanı dövelim, nasıl dövelim? Soralım demiş, sigarası var mı? Ne ya demiş, ya fit, ya de fitir sileceğiz, döveceğiz demiş sonuçta. Tavşan bunları duymuş, koşmuş, iki tane sigara almış, bir fitili bir fitresiz. Tilkiler gelmiş, demiş ki var mı lan sigara? Abi demiş, fitilemiş diyorsun, fitresiz mi? Tilkiler birbirine bakmış, nerede senin şapkan deyip gene tavşanı dövmüşler. Yani dışarıdan eleştirilere ben bu noktada görüyorum, yani hizmeti eleştirenlere. Filtre mi filtresiz mi? Zaten çakacaksınız. Gerek yok, direkt açıp çakın geçsin yani. Bunun manası yok ki. Ama hizmetin içinden olur. Kardeşim ben eleştirdim, benim başıma bu geldi diyenler varsa hodri meydan, beraber oda açalım eleştirelim. Yani ama bunu nerede eleştireceğiz? Eyvallah, nasıl? Sistemimizin şeyi farklı. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Aydın Bey de sıra. Merhabalar.
Ya ben şimdi Reşat Bey'in konuşmasından sonra böyle şöyle anladım. Hizmetin dışında olanlar, hizmete yani içinde olmayıp yer almayanlar hizmet hareketini eleştirmesin gibi bir algı çıktı. Ama bir de hizmet hareketinin içinde olmayıp mağdurları var. Hizmet hareketinin bunlara da bir eleştiri, öz eleştirisinin olması lazım. Yani sadece hizmet hareketinin içindekiler mağdur olmadı. O dönem hakim oldukları alanlarda yaptıkları işlerle hizmet hareketinin dışında olan insanları mağdur ettiler. Yani anlatabilirim yani onlarca olay var. Ben çok olaylara girmeyeceğim. Ben gazeteci oldum çünkü hizmet hareketinin içinden arkadaşlarım da var. Gazeteci olanlar var. Ve ben son 2,5 yıldır hizmet hareketinin içindeki tartışmaları birebir izliyorum. Hem Cevheri'den, Say Sefa'dan, Ahmet Dönmez'den saymam. Onlarca insan yazıyor YouTube'da ya da kendi bloglarında yazıyorlar. Okuyoruz, şey yapıyoruz ama birebir, bakın birebir hizmet hareketine muhatap olmuş insanlardan biriyim ben. Birebir yani bana da dokunmuş, zararı dokunmuş bana. Birebir muhatabım var. Ben basit bir örnek vereyim. Benim çalıştığım kuruma geldi Cihan'ın bölge müdürü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge müdürü. Bir tane okul vardı. Okulun da bahçesi vardı. Kısa bir örnek. Dedi ki okulun dedi bahçesine dedi biz bir bahçeye okul yapacağız dedi. Bizim belediye başkanımız dedi ki bahçeye okul yapamazsınız. Orada şu yukarı oyun oynuyor. Başka bir arsa bulun dedi. Ben size çevireyim dedi. Okula dönüştürelim dedi. Okulu açacağız dedi. Başka şeyler açık değiliz dedi ama okulu açacağız. Kabul etmedi. Ve bizim belediye başkanımız bir yıl sonra tutuklandı. Aynen mesaj şuydu. Düzce Üniversitesi rektör yardımcısına mesaj geldi. Siz bizim taleplerimizi kabul etmediniz diye. Hocam ses geçti. Bu şey yapıyorlar. Trollemeye çalışıyorlar. Böyle rastgele insanlar herhalde. Önemli değil. Devam edelim. Şöyle yapalım. Erkan sıra sende. Abi ben bir şey tek bir şey söyleyeceğim de biraz önce Vedat Bey bir şey dedi de bir çok, söz çok hızlı olursa hocam çünkü karşılıklı tamam, olmasın. Yok. Tek yani, 30 cümle saniyede ben, söyleyeyim. Yok ben Ahmet Dönmez'i eleştirdim. Madem Ahmet Dönmez şey yapıyor eleştiri yazıyor tamam kabul ettik. Gitsin Türkiye'den bu Vahdettin Bey'den şundan bundan Vahdettin Bey söylediği için söylüyorum görüşüyorum dedi. Gitsin Türkiye'de orada şeye çıksın Ankara'da. Ev tutsun orada insanlarla görüşsün. Niye gitmiyor? Yani burada insanları hani amacı ne? Kendisi de cemaat davalarından yargılanıyor. Vahdettin Bey de yargılanmış. O da şu anda işte dışarıdayım diyor belki. Gitsin o da yargılansın o zaman şey yapsın. Sonra insanlarla görüşsün. Yani olmaz mı? Bu bir teklif. Niye İngiltere'den? Ya benim çok kafama takılıyor. Mert Bey size de aynı teklifi yaparlar. AKP'yi eleştirdiğiniz zaman AKP'liler de diyor ki size yurt dışından konuşma. Gel de Türkiye'ye. Türkiye'nin adaletine sığındırılsın tamam, diyorlar. Tamam ben Mert Bey. Odayı provok etmek istemiyorum ama madem. Hocam kusura bakmayın. Telefon geldi. Kapatmak zorundaydım. Ben söz hakkımı kullanıp çıkacağım. Kişiselleştirmeyeceğim. Madem bak Vahdettin Bey kaç insan belki burada bilmiyorum ama yargılanmış falan şu an Türkiye'de işte konuşuyorum işte içeride böyle oldu diyor. Ahmet Dönmez de gitsin eğer şeyse erkek. Eyvallah ya. Tamam neyse devam ediyoruz Erkan. Hocam ben sözüm yarım kalmıştı ya kusura bakmayın ben telefon geldi. Hocam şey yapalım yani. Kısaca bitireyim 30 hocam. 30 saniyede toparlarsanız. Tamam. Hocam şimdi şeyi söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Hizmet hareketinin içinden olanlar da dışından olanlar da eleştirebilir. Çünkü bir döneme damgasını vurdu bu. Bir döneme damgasını vurdu. Sadece hizmet hareketi mensupları mağdur olmadı. Yani bir eğer darbenin içinde şöyle ya da böyle bir en küçük bir katkıları da yani yok diyor kimse. Kimisi var diyor. Bu hala tartışmalı bir soru. Neyin ne olduğu daha açığa çıkmış değil. Yani şeffaflık yok. Herkes mağdurudur. Çünkü 2016 sonrası Türkiye tek adam diktatörlüğüne gitmişse bunda hizmetin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Eyvallah hocam. Yani ben sana katılıyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yani bu FETÖ-PDYE davaları, 15 Temmuz davaları bu sırada Türkiye adaletli bir iş yapmadı. Yani asıl suçlular ceza almadı. Suçlu olmayanlar ceza aldılar. Zaten çoğumuz herhalde bu konuda hemfikiriz. Onu her zaman eleştirimizi yapıyoruz zaten. Erkan buyur. Ben yine yazıyla alakalı devam edeceğim hocam. Mesela bu yazının bu yazı dizisinin yine bence en çok cemaat açısından en çok etki ettiği alanlardan birisi de şu. Yani mesela cemaatteki daha önceki gazeteciler ki ben bunların neredeyse işte Adem Yavuz Arslan gibi isimleri saymama gerek yok. Bunların 15 Temmuz'la alakalı olan bütün
videolarının neredeyse tamamını izlemişimdir. Ve bunlar hep şöyle bir savunma içerisindelerdi. Ya da savunma demeyeyim, böyle bir tez içerisindelerdi. İşte bir Adil Öksüz var. Olaylar oluyor. Adil Öksüz'e geldiği an şeyi kesiyorlar. Yani Adil Öksüz hain veya Adil Öksüz diğerlerine tuzağa çekmiş. Onları oraya çağırmış. İşte Akıncı üstüne çağırmış. Ondan sonra onlar tuzağa düşürmüş. Veya işte Adil Öksüz MİT'e çalışıyormuş. O gece işte cemaate tamamen bir kumpas kurmuş. Böyle bir savunma içerisindelerdi ya da böyle bir tez ortaya atıyorlardı. Bunu savunuyorlardı. Ama mesela bu yazılarda şu açıkça görülüyor. Yani Adil Öksüz aslında zaten hani fotoğrafları falan var. Görmek isteyen bunları çok rahat görür. Hani inanmak istemeyenler için söylüyorum. Bu yazı dizisinde Adil Öksüz'ün mesela işte Kara Kuvvetleri İmamı olduğu, ondan önce Ali Semerci diye birisinin olduğu, işte Kemal Batmaz'ın, Nurettin Oruç'un, diğer Hakan Çiçek'in, bunların işte kuvvet imamları olduğu, bunların geçmişleri, bağlantıları, işte Mehmet Sungur'la ilişkileri. Yani okuyan insan şunu anlıyor. Gerçekten bu isimler cemaatlilermiş. Aynı zamanda birçok cemaat mensubu ısrarla mahrem ya da hususi yapının varlığını reddediyorlardı. Bunu da aslında bu yazıyla, tabii inanmak istemeyen yine istemez. Ancak bazı insanlar şöyle bir sorgu içerisindelerdi. Yani cemaatin oradaki 5 sivili bize izah etmesi lazım. Böyle bir sorgu içerisinde olan bir sürü insan ben sosyal medyada görüyorum en azından. Bu insanlar hani tabii görmek isterlerse şöyle bir şey var. Yani o gün işte Kemal Batmaz arkasında 2 tane albayla beraber işte odadan odaya yürüyor. İşte Hakan Evrim ona başıyla selam veriyor. İşte Adil Öksüz'ü tüm ekip, oradaki 143. filodaki işte öğretmenler gazinosundaki bütün ekip, işte askerler, siviller sabah saat 9 ya da 10 gibi direkt kapıdan uğurluyorlar. İşte bunların görüntüleri de şu an yeni yayınlandı bu gerekçeli kararda, Akıncı'nın gerekçeli kararında. Yani görmek isteyen için bir sürü zaten delil, video, ses kaydı, görüntü vardı. Ancak görmek istemeyenler için ya da cemaatten olup araştırmayanlar için, araştırmaya vakti olmayanlar için Ahmet Dönmez onlara bir tepsiyle birçok şey sundu, birçok delil sundu. Yani bu işin Adil Öksüz'den ilerisi olan boyutu da var. Yani Adil Öksüz kampa geliyor. Kamptaki insanlarla görüşüyor. Orada zaten bağı var. Her ay geliyor. İşte ailesi şu an Amerika'da. Adil Öksüz haricinde genel bir mahrem yapı var. Bu mahrem yapının işte bağlı askerler var. İşte bunun nasıl işlediğini falan da ilk yazılarda detaylı olarak anlatıyor. Dediğim gibi şu ana kadar anlattıkları zaten önceki arkadaşlardan da söyleyen oldu. Hani yanlış olur, doğru olur. Açıkçası ben özellikle bu son yazılardaki olayların doğruluğuyla çok ilgilenmiyorum. Yani anlattığı olaylar var yani. Şöyle yani Adil Öksüz'ün gerçekliğinin kabul edilmesi bile bence çok önemli bir şey benim açımdan. Aynı zamanda bence yazının asıl vurucu noktaları bundan sonraki süreçte olacak. Çünkü kronolojik olarak şu an işte 1 Kasım seçimleri geçti, 7 Haziran seçimleri geçti yazı dizilerinde. İşte o mektuplar falan filan var. Bundan sonra yavaş yavaş iş 15 Temmuz'a doğru geliyor. Son aylara doğru geliyor. 15 Temmuz'dan önce kampa giden, orada görüşen imamlara doğru gidiyor. Oralardan yani bunların hepsini anlatmasını beklemeyiz. Ama bunların en azından bazılarını bile anlatsa, yani mesela Adil Öksüz 11-13 Temmuz'da darbeden 3 gün önce kampa gidiyor. Yani Haziran sonunda geliyor Türkiye'ye, kamptan Haziran sonunda geliyor. Orada Temmuz'da işte Ankara'da Konutkent'te Çayyolu'nda bir tane villa var. Orada işte bu Mehmet Sungur'un aracına kayıtlı bir resmen makam arabasıyla diyeyim. İşte sırt plakalı bir makam arabasıyla İstanbul'dan geliyor. İşte orada bir 5 gün boyunca kamp yapıyorlar. Kamp yapıyor derken Adil Öksüz orada kalıyor. Sürekli işte askerler geliyor gidiyor. Orada işte toplantılar yapılıyor genel hatları itibariyle. Daha sonra alt kademelerde toplantılar yapılıyor. Ve Adil Öksüz 10 Temmuz'da oradan ayrılıyor, İstanbul'a geçiyor. 11 Temmuz'da Amerika'ya uçuyor. 2 gün orada duruyor. 13 Temmuz'da tekrar Türkiye'ye dönüyor. Ondan 2 gün sonra da Türkiye'de böyle bir vaka gerçekleşiyor. Yani görmek isteyen için birçok burada şey var. Yani delil var. Ama benim dediğim gibi en çok merak ettiğim hususta 12-13 Temmuz'da mesela orada ne konuşuldu? Neler anlatıldı işte? O zaman Mehmet Değerli zaten kamptan kovulmuş. Kovulmuş demek ki o zamanlarda Mehmet Değerli yok. O zaman ne yaşandı o zamanlarda? İşte Adil Öksüz gerçekten hocayı kandırdı mı veya hoca mı talimat verdi falan. Ya bunlar benim çok merak ettiğim hususlar. Çünkü Türkiye'deki mahkemelerin de, Türkiye'deki dava dosyalarında da, iddianamelerde de bunlarla alakalı bir şey yok. İşte sadece şu söyleniyor, işte Adil Öksüz darbe planını onaylatmaya gitti, talimat aldı geldi. Yani iş bu kadar basit olmadığını düşünüyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Oradaki işte o nüansları çok merak ediyorum. O yüzden yazının devamı bence çok daha önemli. Şu ana kadar yazılanlar elbette önemli ama devamında asıl 15 Temmuz meselesine gireceği için ki yani gireceğine inanıyorum, inşallah girer. Girerse bence çok daha güzel olur. Benim açımdan çok daha bu yazı dizisi doyurucu olur. Böyle söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Eyvallah Erkan. Çok teşekkür ederiz. İsa Bey. Hocam, sizden önce şeyi söyleyeyim. Ondan sonra yeni konuşmacımıza geçelim. Yani inşallah tüm yazı dizisi bittikten sonra yeni bir oda daha geçeriz. Ondan sonra onları da konuşuruz. Vahdettin Hocam. Şimdi Erkan'ın kaldığı, yani Erkan'ı tamamlama nevinden bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi mesela yazı dizisi üzerinden yine bakacak olursak Ahmet Dönmez
orada ismini zikrettiği kişiler var. Ne? Osman Şimşek, işte Barbaros Kocakurt, işte vesaire birkaç isimden bahsediyor. Bu isimler, bu anlatmış olduğu, özellikle son yazının son, işte dizinin son bölümünde anlatmış olduğu olaylarla alakalı direkt bilgi sahibi olan ve şahitlikleri olan insanlar. Özellikle Osman Şimşek mesela. Bu kaptan kovulma meselesinde çıktı, açıklama yaptı mesela. O olayı işte doğruladı. Evet dedi, ben işte böyle bir olay yaşandı dedi yani falan. O zamana kadar kimse inanmamıştı veya inanmak istemiyordu ama adam açıklama yaptı. Bu Cevdet Türk yoluyla olan mesele. Cevdet Türk yoluyla olan probleminde. Şimdi mesela bu olayla alakalı Ahmet Dönmez diyor ki ben diyor ulaştım. Kendilerinden bir takım sorular yönelttim. Fakat kendileri kesinlikle bu konuyla alakalı konuşmayacaklarını ifade ettiler diyor. Yani şimdi sukut ikrardandır dediniz ya hani sizde. Şimdi şunu diyebilirler yani çıkıp bu isimler, sosyal medya hesapları var. İşte arkadaşlar ey sevgili cemaatimiz, sevgili muhibbanımız, arkadaşlarımız Ahmet Dönmez iftiracıdır. Bu olaylar kesinlikle yaşanmamıştır. Bunlar yalandır diyebilirler ama demiyorlar. Kaç gün geçti işte, 3-5 gün geçti. Ha belki açıklama yaparlar, bilemiyorum. Şu an ölçüyorlar, tartıyorlardır. Bunu vurgulamak istedim. Diğer bir konu da işte bize deniliyor ki mesela ya siz kardeşim işte 17-25 Aralık'tan sonra neden bu gördüğünüz bir takım sıkıntıları paylaşmadınız veya işte gidip kollukla falan paylaşmadınız veya şikayet etmediniz veya ne bileyim başınızdaki üstünüzdeki insanlarla bunları şey yaptınız falan. 15 Temmuz olayından sonra neden işte? Evet, ben zaten hep baştan beri söylüyorum. Diyorum ki bakın benim kırılma noktam 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz her yıl yaşanan veya işte geleneksel olarak yapılan bir eylem falan değil ki yani. 15 Temmuz bir facia. 15 Temmuz'da 250 insan öldü. 30'a yakında askere veya polis öldü, öldürüldü. Leş gibi, tırnak içinde söylüyorum, leş gibi haşa kaldırıldı. Hainler mezarlığına gömüldü. Toplamda 280'e yakın insan öldü o gece. Şimdi benim kırılma noktam 15 Temmuz'dur. Ben 17-25'ten sonraki... Bu Gökhan öğretmen de ilk sözüm, mi acaba? Sözüm Gökhan kesmeyin. Bir saniye Mert Bey. Mert Bey sesi sözü kesin. Sadece Gökhan öğretmen de hainler mezarlığına gömülen itlerden birisi mi? Bir sorayım. Ben it yani, demedim ya. Hocam, it filan demedim. Tırnak içinde dedim. Aşağı alacağım. Ben Gökhan Hoca'ya it filan demedim hocam. Siz kulaklarınızı evet. Bir gösterin doktora. Ama hainler mezarlığına dediniz. Bak onu da tırnak hainler içinde mezarlığına... dedim ama bakın. Tırnak içinde tırnak dedim için. Ben. Tırnak içinde dedim. Bu kabul ettiğim anlamına gelmiyor benim. Nasıl dinliyorsunuz bilmiyorum. Ben hocam, şunu hocam, ben belirtmek istiyorum. Aldım. Dinlemesi tamam. için. Ben şunu belirtmek istiyorum. Benim kırılma noktam 17-25'ten önce 15 Temmuz'dan önceki evet yaptığım şeyleri bir şekilde kendi içimde rasyonalize edebiliyordum. Bakın yanlış olmasına rağmen rasyonalize edebiliyordum. Çünkü Ahmet Dönmez de yazılarında bahsediyor. Bu Pakraduni meselesi işte devasa bir düşman üretmişsiniz kafanızda. Bu size sürekli endokrine ediliyor. Yani yıllardır bu sadece 17-25 meselesi değil ki biz yıllardır abilerimiz bize şunu söylüyordu yani bu yapı içerisinde özellikle mahrem ünitelerde ya ülkeyi bir Ermeni, Rum, soyu belirsiz, dinsiz bir grup yönetiyor kardeşim. Bu gruptan bu milletin kurtulması lazım. Yıllarca bu endokrine edildi bize. Biz yaptığımız işi ibadet neşvesiyle yapıyordum. Ben bakın insanlar fişlerken, yazarken, çizerken, insanlarla alakalı bilgi toplarken bir takım bilgi notları tutarken bakın komik evet çok komik çok da şu an bana da çok acı geliyor. Bunu ibadet neşvesiyle yapıyordum. İbadet neşvesiyle yapıyordum bakın. Elhamdülillah diyordum ya bugün bir 10 tane daha tırnak içinde şerefsizi fişledim diyordum. Bakın tırnak içinde söylüyorum. Bunları kendi içimde o dönemki ruh haletimle rasyonalize edebiliyordum. Ama 15 Temmuz çok farklı bir olay. 15 Temmuz'da insanlar öldü ya. 15 Temmuz'da 280 tane insan öldü.
Yani bunu nasıl şeyden gelebilirsiniz, görmezden gelebilirsiniz? Ben evet kırıldım. 15 Temmuz'da kırıldım kardeşim. Ben yani ben bittim, ben eridim ya. Olamaz böyle bir şey. Kabul etmiyorum ben dedim. Ben bunu 15 Temmuz'dan bir ay sonra gözaltına alınana kadar sorguladım. Başımdaki insanlarla kavgalar ettim, tartıştım, ilettim. Kardeşim dedim, nedir bu, beni nasıl bir pisliğe bulaştırdınız dedim. Ama hiçbir cevap alamadım. Ben kendim gidip, keşke kendim gidip ifade verseydim ama korktum. Bir takım şeyler oldu. Gidemedim, gözaltına alındım ve süreci biliyorsunuz. Eyvallah. Tekrar Ahmet hocam. Dönmez meselesine dönecek olursam bir şey daha söyleyeceğim. Ahmet Dönmez'i MİT ajanı olduğunu, Ahmet Dönmez'in MİT'ten destek aldığını, maaş aldığını söyleyen kişiler, benim de İsa Hafalır'dan Avustralya'dan para aldığımı iddia ediyorlar. Yok hocam öyle bir şey. Yani, evet, İsa Hafalır tırnak içinde, evet, İsa Hafalır MİT üzerinden, MİT adına bana ödeme yapıyormuş. Ispatlarsanız bir şey demeyeceğim yani, ispatlarsanız. İspatlayamasanız siz iftiracısınız. İsa hocam, bize niye ödeme yapmıyorsun İsa hocam? Sadece bir kişiye yapıyorsun. Eyvallah hocam, doğru. Haklı. Yıllardır o kampta iş tutan, 1,5 yıl orada kalmış adama özel oda tahsis etmişsiniz siz. O Mehmet Değerli denilen, işte vodkacı Mehmet dedikleri kişiye. Bakın şunu da söyleyip bitiriyorum. O kişi, o tepe noktadaki mahrem imamların referesi olmasaydı orada bir gün bile kalamaz. Evet hocam, adil yani bunlar teşneymiş yani, hani bütün bunlara. Evet, adil öksüz hani gibi. Mehmet Değerli'nin hikayelerini zaten o zaman kuvvet imamları da zaten. Tabii ki. Hani bu tabii ki zaten Ahmet Dönmez de bunu ifade ediyor. Birisi olmadığını bilmedikleri halde zaten amaçları baştan beri öyleymiş. Yani bir şey de ekleyelim hocam. Hani mesela işte bazıları şey diyorlar, işte Ahmet Dönmez işte gülen iyi, etrafı kötü gibisinden bir portre çizmeye çalışıyor diyorlar. Ben öyle görmüyorum. Aksine kötü İsa demiyorum. İsa gülen, gelecek yazının öbür tarafı o zaten. Hocam ben ne kadar açıkça söyler bilmiyorum ama gülen iyi hiç demedi ama gülen kötüyü açıkça söylemedi. Ama yani şöyle objektif gözden ve bakan birisi zaten gülene iyi bakmadığını Ahmet Dönmez'in görebilir bence. O ayrı mesele. Bahattin hocam son 30 saniyede toparlayalım, sonra bir konuşmacımız daha var. Ben şimdi el kaldırmayı da kaldıracağım. Yok, söyleyeceğim şey oydu. Tekrar etmek istiyorum. Çok önemli bu. Çok önemsiyorum ben bunu. 1,5 yıl orada kendisine özel oda tahsis edilmiş, daha önce yediği haltlar bilinen, yediği naneler bilinen bir adam orada bu mahrem imam seviyesindeki, üç seviyedeki, adil öksüz seviyesindeki insanların referesi olmadan orada bir gün bile kalamaz. Bir gün bile. Mala okumasınlar, insanları hala kandırmasınlar. Eyvallah hocam. Duktus nasıl okunacağını bilmiyorum hocam. Bey buyurun. Sıra sizde. Son konuşmayan konuşmacı sizsiniz. Mikrofon sesi sizde hala. Belki de orada değil. Erkan buyur. Duktus Bey, sağ alttan mikrofon açılıyor da. Geçen hafta da aynı problemi yaşamıştım. Sağ altta kırmızı mikrofon üzerinde kırmızı işaret var. Onu evet. Şey yaparsanız mikrofon açılıyor. Ben de o sırada 30 saniyelik bir araya bilgi ekleyeyim. Bu tabii. Mehmet Değerli olayını doğrular nitelikte. Ben de Ali Ünal, bu Zaman Gazetesi eski yazarı, aynı zamanda işte Gülen'in kitaplarını İngilizce çeviren, şu anda İzmir'de herhalde cezaevinde olması lazım. Onun işte Meclis Araştırma Komisyonu'na gönderdiği bir dilekçe var. Orada şeyden bahsediyor ki, en son kampa 2015 Haziran'da gittiğinde orada daha önce hiç görmediği Mehmet isimli birisinin Türkiye'deki yaşanan olaylarla alakalı Gülen'e bilgiler verdiğini, odasına girip tek başına özel olarak bilgiler verdiğini gördüğünü söylüyor. Bunu o zaman daha önce hiç görmediğini, ilk defa o zaman gördüğünü söylüyor. O kişinin de soyadını bilmiyor ama muhtemelen Mehmet Değerli diye tahmin ediyorum. Çünkü tam Haziran Ahmet Dönmez'in yazılarıyla da uyuşuyor. Aynı zamanda bilgi veren kişi ismi de Mehmet. Dolayısıyla bu da doğrular nitelikli bir yazı olarak, ek olarak söylemiş oluyor. Eyvallah Erkan, teşekkür ederiz. Duksuz Bey'de alabilir miyim? Şimdi ekleyeceğim. Şeyden sonra buyurun. Bir şey var. Epeydir bekliyorum konuşma için. Şu yazı dizisinde birçok karakter geçiyor. İsim geçiyor. Kimini tanıyoruz, kimini tanımıyoruz.
kim olduklarını bilmiyoruz ama iyi bildiğimiz birisi var bunların arasında. Bir karakter var ki hep gözden kaçıyor. Adamın zaten şeyi bu, tarzı bu. Arkadan çok güzel iş çeviriyor, dolap çeviren bir tip. Hulusi Akar. Organizasyonun başında bu adam var. Belli ki bu işin fikri altyapısı o adamdan çıkma. Bunu düşünen, oraya adam sokan, onu orada yönlendiren adam bu. Hulusi Akar. %10'un operasyonunu çekmiş şeye, cemaate. Ama hep gözden kaçıyor. Biz Ahmet Dönmez'i konuşuyoruz. Mehmet Değerli'yi konuşuyoruz. Öbürünü konuşuyoruz. Bu adamı hiç konuşmuyoruz arkadaş. Bu işin şeyi bu. Yapan adam Hulusi Akar. Ne yapmış, etmiş, yapacağı işi, yapacağı darbeyi yapacakmış gibi göründüğü darbeyi yıkmayı başarmış cemaatimiz. Yani. Ya başardı yani. Çok insanı şey yaptı. Çok insanı mağdur etti. Bu adamı gözden kaçırmayalım, bu adamı konuşalım bence diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Yani evet, bu Ahmet Dönmez'in yazısında yani bu Hulusi Akar'dan gelen mektuplar, Mehmet Değerli'nin ondan işte getirdiği hediyeler, bir kısmının doğru olup olmadığı, işte el yazısıyla yazışmalar falan, bunlar bir bilgi olarak duruyorlar. Bu zaten hani bir şey, ne derler, Hulusi Akar ile Mehmet Değerli arasında veya o aradaki kişilerle tam olarak neler oldu? Onu da konuşulması lazım. Haklısınız kesinlikle. Bir de İsa Bey, şöyle bir durum da var. Şunu ama şunu ekleyeyim hocam. Ama yani diğer tarafı da şu. Yani hani bu ama cemaatin hep kendisini çizmek istediği portrenin tamamen yalan olduğunun apayrı bir tarafı. Yani bunu konuşmadan geçemiyoruz işte. Hani bunu konuşuyoruz yani. Biz diyoruz ki bu işte biz bir ne derler şey hareketiyiz, iyilik hareketiyiz denilen insanların en üstünde ve yani en önem verdikleri şeylerin ne kadar rezil şeyler olduğunu ve bir tane adamın, yani tamam adam şey olmuş olsun, genelkurmay başkanı olmuş olsun ayrı mesele, ama bir tane adamın böyle bir ufacık bir oyunuyla ondan sonra bu hale getirebileceğine bir rezillik görüyoruz. Yani bu resmi görüyoruz. Vahdettin Hocam buyurun. Şöyle İsa Bey, mesela Hulusi Akar'la alakalı Ahmet Dönmez bir uzun yazı dizisi yayınladı zaten kendisi. Evet. Bu diziye başlamadan önce. Onu bir yere not edelim. Diğer bir olay da Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanı iken kendisinin işte muhtemel Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor iken biz Halis abi diye zaten konuşuyorduk kendisinden. Yani işte Halis abi diye bir şey vardı yani aramızda. Anlatabiliyor muyum? Yani Halis ismi Hulusi Sani diyenler de varmış. Ben onu çok duymamıştım. Daha sonradan duydum ama Halis ismini çok net hatırlıyorum. Yani başımızdaki abiler falanla birlikte konuşurken işte Halis şöyle yapacak, böyle yapacak filan. İşte Halis gelecek, şöyle olacak vesaire. Biz Halis'i biliyorduk zaten yani. Şimdi burada şöyle bir olay var. Evet, Hulusi Akar'ın ben kesinlikle açıklamadığı veya karanlıkta bıraktığı, gerek meclisteki araştırma komisyonuna bizzat gidip işte ifade vermemesi, bir takım o gece 15 Temmuz'daki yaşanan bir takım olayların tam aydınlatılamaması, bunları ben hala çözümleyebilmiş değilim ve bunların da aydınlatılması gerekiyor. Ama Hulusi Akar'a o dönemde abilerimizin, başımızdaki kişilerin ve Ahmet Dönmez'in de yazılarından hareketle söylemek istiyorum. İnanılmaz bir misyon yüklenmişti zaten. Yani bu ta 2015'lerde Kara Kuvvetleri Komutanı olduğunda, tam tarihini hatırlamıyorum ne zaman Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Hulusi Akar'a karşı inanılmaz bir sempati, inanılmaz bir bakış açısı vardı zaten. Olumlu bir bakış açısı vardı zaten. Çünkü 17-25'ten sonra özellikle biliyorsunuz 2014-2015 işte cemaatin kurumlarına kayyumların atandığı, emniyette tasfiyelerin başladığı, bir takım kritik noktalarda yine tasfiyelerin yapıldığı yıllar, inanılmaz sıkıntılı yıllar, işte Zaman Gazetesi gibi medya kuruluşlarına polisin baskın yaptığı yıllar falan filan, o psikolojik atmosferi düşünün. Şu Hulusi abi gelecek, Halis abi, bu zaten hep söyleniyordu ve konuşuluyordu.
Yani bu özellikle sivil ünitelerde bu derecede olmasa bile tahmin etmiyorum ben, ama bizim aramızda bu konuşuluyordu zaten. Yani bir halis abi vardı yani. Bizim bir halis abimiz vardı yani. Eyvallah. Ve bu halis abi, o halis abi güzel işler yapacaktı. Evet. Şey, Sinaçi, nasıl okuyoruz hocam sizin isminizi? Shinichi. 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 Shinichi hocam, buyurun. Ben Vahdettin Bey'e bir soru sormak istiyorum. Yani bir iki küçük soru sormak istiyorum. Birincisi, kendisi mahrem işler yaparken hiç Fethullah Gülen'le direkt görüştü mü? Kendisine direkt bir direktif aldı mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Adil Öksüz'ün 11 Temmuz'da Pensilvanya'ya giderken Türk Hava Yolları'nı kullanması hakkında ne düşünüyor? Normalde hani mahrem işler yapan insanların direkt gitmedikleri, işte iz bırakmak istemedikleri falan, aktarmalı gittikleri falan söyleniyor, tedbiren falan. Ama herhalde Adil Öksüz bunu bilmeyecek kadar acemi birisi değil, ama direkt gitmiş ve iz bırakmış. Acaba zaten darbeyi başaracaklarına dair çok ciddi bir özgüven mi vardı, acelesi mi vardı, yoksa hakikaten iz mi bırakmak istedi, ne düşünüyor bu konuda? Vahdettin hocam. Kendisiyle herhangi bir bizatihi görüşmem olmadı. İkinci sorunuz da şöyle, ben şey yapıyorum. Evet, doğrudur. Yurt dışına gidenler o dönemde, özellikle mahrem ünitede görev yapanlar bir şekilde dolambaçlı yollardan gidiyorlar, geliyorlardı. Ben sizin yorumunuza katılıyorum. Kendiniz yaptınız aslında yorumu. Başarısızlığı düşünmüyorlardı. Akıllarından bile geçirmiyorlardı. Ve gidilmesi de gerekiyordu. Acildi o. Yani bir an önce de gidilmesi gerekiyordu. Ve o şekilde çıktı bence. Çünkü adamın onlarca kez, bakın onlarca kez yurt dışı çıkış kaydı var. Onlarca kez. Hepsi dolambaçlı. Dubai üzerinden gitmiş, Cape Town üzerinden gitmiş, Londra üzerinden gitmiş, Berlin üzerinden gitmiş. Hepsi dolambaçlı. Sadece o 13, ayın 11'inde gidip 13'ünde dönmesi meselesi, mesela THY üzerinden yapmış. Ben bu şekilde yorumluyorum. Eyvallah hocam. Evet, 6 dakikamız var. Kim konuşmak ister? Ben de bir ek yapmak isterim bu Adil Öksüz meselesini. Orada şunu da dikkate almak lazım. Yani Adil Öksüz neden Türk Hava Yolları'nı kullanıyor olabilir? Bence birinci neden o an aciliyet olduğu için. Çünkü darbeye 4 gün kalmış. Ayrıca bu bir nedeni. Bundan başka da bu kişi şuna inanıyor. Yani 4 gün sonra gece Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyacak. Ondan sonra yani Türkiye'de şey değişecek. Yani olay bir kişinin kaçırılması veya sadece bir yerde gerçekleşen bir eylem değil. Yani tüm Türkiye'yi kapsayan ülke genelinde her kademede darbenin ilan edilmesinden bahsediyoruz. Yani bu kişi darbenin olacağına inanarak gidiyor tabii ki. Çünkü ondan önce toplantılara katılıyor. İşte ona göre planlamalar yapılıyor. Orada görüşmeye gidiyor. İşte o görüşmede ne yaptığını bilmiyoruz, ama bu kişinin psikolojisi olarak şunu söyleyebiliriz yani. Bu MİT ajanı meselesini ben tamamen şeyim. Yani o konu bence konuşmaya bile değmez. Yani o MİT ajanı falan değil. Kesinlikle değil. O belge zaten sahte. Yani o kişi şuna inanarak gidiyor. Yani 4 gün sonra ülke yönetimine Türk Silahlı Kuvvetleri el koyacak. Bu kişi de o Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kara kuvvetlerinin mahremi mi? Yani TSK sorumlusu. Ve işte orada Gülen'le görüşmeye gidiyor. Yani bence burada hani neden Türk Hava Yolları'yla gitti meselesi sorgulanmamalı. Bence burada sorgulaması gereken gerçekten Gülen'le görüştü mü? Görüştüyse ne görüştü? Ve ondan talimat aldı mı acaba? Aldıysa ne aldı? Yani bence burada bunu sorgulaması gerekirken ısrarla cemaatteki insanlar neden Türk Hava Yolları'yla gitti? İşte acaba MİT ajanı mı? Acaba işte devleti mi çalışıyor? Bunu sorguluyorlar. Bence ondan önce sorgulaması gereken çok çok önemli bir nokta var. Yani o gün kendileri de mesela işte Kemal Batmaz'la beraber gidiyor. Sadece Adil Öksüz gitmiyor. Daha sonra Kemal Batmaz ifadelerinde Mehmet Sungur isimli birisiyle buluşmaya gittiğini söylüyor. Ama bu Mehmet Sungur isimli kişi Ahmet Dönmez açıklama yaptı. Benimle herhangi bir şekilde iletişime geçmedi. Herhangi bir şekilde kesinlikle görüşmedik diye açıklama da yaptı. Yani bu kişiler zaten o gün kampa gittiği de biliniyor. Yani bence asıl sorgulaması gereken yer o kişinin, Adil Öksüz aynı zamanda, ya da Kemal Batmaz'ın kampa gidip ne konuştukları, kimlerle görüştükleri, kimlerin bundan haberi olduğu ve talimat alıp almadıkları. Bunu sorgularsak bence daha doğru bir sonuca ulaşırız. Teşekkür ederim. Eyvallah Erkan. Yalnız o şey olmayacak ya muhtemelen. Yani hani kampa gitmeme ihtimallerini görmüyorum ben. Kampta Gülen'le görüşmeme ihtimallerini görmüyorum. O işin gitmişler zaten. Önceden hazırlık yapmışlar. Kesinlikle. Fakat bunu işte hani bunu işte gördüm işte kampta diyen birisi çıkar mı? Diyen birisi çıkarsa zaten hani bu bütün bu şeylere inanmayanlar zaten inanır mı inanmaz mı bilemiyorum. Ona gerek yok. Yani, İsa, evet. Şeyi söyle. Yani hani,
Buyur Vedat. Şeyi söyle, Gülen darbeden sonraki yaptığı, uluslararası medyaya yaptığı açıklamalara bir bak yani. Şeyi tanıyor musunuz diye sordu Fransız gazeteciler, benim de tanıdığım. Sordular ve saçma sapan bir hikaye anlattı. Yani öyle bir hezeyan içerisinde ki, yani o asansör olayını falan anlatıyor falan filan. Yani oradaki insanlar diyor şaşırdık, yani biz başka bir şey soruyoruz, o başka bir şey anlatıyor. Ya bak, bu Ahmet Dönmez'in yazılarındaki asıl mesele şu. Gazeteci olarak çok iyi bir strateji kurdu. Başından itibaren önce profilleri analiz etti. Kim kimdir? Ne gibi zaafları vardır, ne gibi iltisakları vardır, ne gibi ilişkileri vardır, bunları yazdı. Yanı başındaki adamları yazdı. Yani başrolü bir kere bize tanıtıyor. Oradakiler kim? Mesela bu Adil Öksüz, Kemal Batmazlar. Bunların bir kliği var ve bu klik Milsof denen bir yapıyla giriyorlar. Milsof'un sahibi farklı. Yani bunların Ergenekon bağlantıları var. Şu bir gerçek. Siz bir şekilde devletin kılcı adamalarına girmeyi düşünen ve bunu mahrem hizmetler adı altında yıllarca örgütlemiş bir yapıyken, nasıl oluyor da böyle bir akıl almazlık, devletin buna karşı hiçbir tedbir almayacağını düşünecek kadar zaaf içindesiniz. Asıl mesele Ahmet Dönmez, Gülen'in içinde bulunduğu ruhi zafiyeti de yazıyor. Yani bunu okumasını becerenler o satır aralarında görüyor. İnanmak istiyordu diyor. Yani bir insan rasyonelitenin nasıl kopar, nasıl kendini mecbur ister, nasıl kendini hayallere rağm eder. Olgular farklı ama beklentileri farklı ve beklentilerini seçiyor. O kadar uyaran kişiler var, o kadar bunu bu yanlış diyen insanlar var ama ona rağmen bir inanmışlık meselesi var. Bile bile gidiyorlar, bile bile yapılmış hatalar. Sen devletin içindeki bir mekanizmaya sızdığını düşünüyorsun, sızmaya çalışıyorsun. Ama devletin sana hiçbir şey yapmayacağını, karşı olarak hiçbir operasyon çekmeyeceğini mi inanıyorsun? Ve her şeyi adım adım hazırlamış bir devletin olması da bir şey değil. Ve bazen şu oluyor. Bu olay olup bittikten sonra bazı cemaate gönül vermiş insanlar da şunu görüyoruz. Devlet şunu yaptı. Aslında bu operasyon, ya bunlar geç. Seni ilgilendiren devletin karşı olarak yaptıkları değil. Devletin devşirdiği MİT elemanları, onun üzerinden cemaate sızmış insanları aramak değil. Bizatihi cemaatin nasıl böyle bir aymazlığa girdiği, nasıl bu kadar rasyonaliteden koptuğu, nasıl bu kadar kendine inanan dünyanın dört bir tarafındaki insanı yüzüstü bıraktığıyla yüzleşmen gerekiyor. Bu ikiyüzlülüğü, bu yanlışlığı, bu aymazlığı sen değerlendirmiyorsun. Koskoca hiç içinde bile bulunmadığın kurumları, devlet algısını, devletin operasyonlarını eleştiriyor veyahut da onu yorumluyorsun. Bunları geç. Seni gönül veriyorsan Gülen'i yorumlayacaksın. Gülen'i eleştireceksin. O dokunmayan tabularını artık dokunacaksın. Bugünden sonra dokunmak zorundasın. Yani Gülen, hala şunu söyleyenler var. Gülen'in işte haberi yoktu da, Gülen iyi de etrafındaki, yok öyle bir şey arkadaşlar. Bu büyük bir travma olabilir sizler için ama bunu artık yeneceksiniz ve kabul edeceksiniz. Öyle bir yapıydı ki, öylesine tek adam yapısıydı ki, herhangi bir Vahdettin söyler yani. Bakın, gazetedeki köşe yazısı yazacak insanın onayı bile oradan gelir. Yani öyle, siz gazeteyi diyorum bak, sadece gazeteyi. Kaldı ki mahrem imamlar, mahrem hizmetler. Ben Hulusi Akar'ı şeyi tanımam, Adil Öksüz'ü tanımam falan filan, bu ifadelere inanıyorsanız devam edin. Ama buna inanmayan, bunu sorgulayan, buradan yeni bir hayat kurmaya çalışan, artık geçmişle hesaplarını görmeye çalışan insanları da böyle, yok siz MİT'cisiniz, yok siz işte ihanet içindesiniz, şu şebekelerle işbirliği içindesiniz demek, benim bak dışarıdan biri olarak bile sinirlerimi alt üst ediyor. Yani bırakın bu işler arkadaş. Ben her tanıdığım veya gördüğüm insanları görüyorum. Şuna da seviniyorum, gerçekten eleştiren, gerçekten bağını koparmış bu yapıyla, yeni bir dünya kurmuş kendisine, nalet olsun demiş. Hatta dini inanç noktasında bile kendini sorgulamaya başlamış. Neredeyse artık deizm veyahut da ateizm kulvarına bile girmek üzereyken insanlar gördüm. İnsanlar çatı çatı depresyon kullanıyor. İnsanlar yeni bir dünya kurmak için geçmişle yüzleşmek gibi bir yola geçmişken, burada birileri çıkıp hala eleştirdikleri sosyolojinin bir parçaları aslında.
çalışıyor ama çalışıyor diyenden farksız. Veya Hulusi Akar. Ya Hulusi Akar geç, Hulusi Akar olmaz, başkası olur. Yani Adil Öksüz olmaz, başkası olur. Yapıyı sorgulayacaksın. Yıllarca sizin yaptığınız bütün hayır, hasenet işlerinin hepsinin bir perde olduğunu, asıl mevzunun bu yapının içerisinde, öncelikli mevzunun başka şeyler olduğunu bugün görmüyorsanız ne zaman göreceksiniz? Ve sizi de eleştiren insanlara da işte böyle bir öz eleştiri vermediğiniz insanlar görünce, insanlar size karşı da böyle tamamen böyle bir nefret objesi gibi bakıyorlar. Bunu da anlamanız lazım. Kaldı ki bu aymazlığın içinde olanların çoğunun yurt dışında olması, gerçekten de yurt içinde bu işin çilesini çeken, şu an cezaevinde olan insanlara karşı da bakış açısını şekillendiriyor. Eyvallah hocam. Çok güzel bir son söz oldu bence bu. Harika oldu. Kesinlikle tüm dediklerinize katılıyorum. Tüm yani vaktimiz doldu. Bence 1,5 saat çok güzel bir oda oldu. Bunu bir arkadaş dediğim gibi kayda da aldı. YouTube'dan da paylaşacağız. Tüm konuşmacılara, tüm dinleyenlere vakitleri için çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi belki Ahmet Dönmez yazılarını bitirdikten sonra bir oda daha açarız. Son yazılarını da değerlendiririz. Hepinize tekrar çok teşekkürler arkadaşlar.